Madem temamız geçmiş, o halde ben de size geçmişten bir anımı anlatarak başlamak istiyorum. 7 yaşındayım. O zamanlar İzmir'de yaşıyorum ailemle. Annem ve babam çok korumacı tipler. Ama öyle güvenli de bir mahallede oturuyoruz ki, okuldan eve geldiğim zaman sokakta diğer çocuklarla oynamama müsaade ediyorlar. İşte benim yaşadığım çocuklar ya bisiklete biniyor, ya ip atlıyor, ya yakar top oynuyor. Ama bir çocuk var, benden böyle 5-6 yaş büyük, Eren. Uzun saçlı, grafiti yapıyor, Amerika'dan yeni dönmüş, kesin de dönüş yapmış yani. O paten kayıyor. Ay çok havalı. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Paten kaymak ve cool olmak. Annemler sonunda ısrarlarıma dayanamayıp bana bir çift paten alıyorlar. Bir de hiç cool olmayan bir kask, bir dirseklik, dizlik. Yani bir ABS hava yastığım ve can yeleğim eksik, öyle söyleyeyim size. Ama Eren'de bunların hiçbiri yok. Ya çünkü o çok cool. İşte ben de o yüzden evden tam teşekküllü çıkıyorum ama kaskım, dirseklim, dizim falan bırakıp öyle kayıyorum. Yine bir gün geldim okuldan eve, çok da güzel bir bar havası var. İzmirliler bilir o havayı. Çıktım sokağa, sokağın başından sonuna, sonundan başına. Kayıyorum da kayıyorum. Eren yok o gün ortalarda. Ya halbuki tam da beni görmesi lazım. Çünkü kıvama geldim. Hem paten kayıyorum hem de çok cool kayıyorum. Dizliksiz falan. Neyse ama yok ortalarda. Fark ediyorum ki zaten hava kararmaya başlamış. Eve dönmem lazım. Hızlıca evin yolunu tutuyorum. O zamanlar cam damacanalar vardı. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Bizim apartmanın önüne indirilirdi şişeler boşaldığında toplansın diye. Ben de hem Eren'in gözüne girememiş hem de eve geç kalmış olmanın telaşından olsa gerek. Cam damacanaları görüyorum ama frene basamıyorum, yavaşlayamıyorum, kendimi durduramıyorum ve o 6-7 litrelik cam damacanaların üzerine düşüyorum. Ani bir şok yaşamış olacağım ki kendime geldiğim zaman şöyle bir bedenime bakıyorum. Ellerim, kollarım, bacaklarım cam kırıkları içerisinde. Şişeler paramparça olmuş. Tabii benim Eren'le arkadaş olma hayallerimde. Kan revan içindeyim. Öyle titriyorum ki dişlerim çeneme vuruyor korkudan. Tam o sırada bizim tombik apartman görevlisi Hasan abi vardı. O bana doğru koşuyor ve dövünerek. Ah Zeynep ne oldu? Hadi hemen hastaneye. Annem diyorum. Yukarıya bakıyorum. Çünkü o an yanımda bir tek annemi istiyorum. Ya, tombik Hasan abi değil. Kucaklıyor beni Hasan abi. Asansöre bindiriyor. 4. katta oturuyoruz o zamanlar. 4. kata geliyoruz. Zile basıyor Hasan abi. Kapıyı annem açıyor. Karşısında beni görüyor. Ah Zeynep, ne yaptın? Diyor. Yavrum, iyi misin? Demiyor. Merak etme çocuğum, hadi hemen hastaneye gidiyoruz demiyor. Kızım, sorun değil, Eren seni zaten görmemiştir, ben eminim. Bile demiyor. Ah Zeynep, ne yaptın? Diyor. Yani sanki ben o şişelerin üzerine isteyerek düşmüşüm gibi. O an şu zihnime öyle bir kazınmış olacak ki, şimdi 29 yaşındayım, 20 küsür senedir ne zaman hata olarak algılayacağım bir şey yapsam, ne zaman düşsem, paramparça olup dağılsam, zihnimin içinden çok tanıdık bir ses çıkıp, ah Zeynep, ne yaptın diyor. Merak ediyorum. Sizin zihninizin içinde de buna benzer bir ses var mı? Hani bir hata yaptığınızda, bir konuda başarısız olduğunuzda, sizi acımasızca eleştiren, yargılayan, olanlardan sizi sorumlu tutan, size tembel olduğunuzu, başarısız olduğunuzu, güçsüz olduğunuzu, zayıf olduğunuzu ya da yeterince zayıf olmadığınızı, yeterince güzel, yeterince akıllı, yeterince onlar gibi olmadığınızı söyleyen bir ses var mı? Çünkü eğer varsa bilirsiniz, dünya üzerinde hiçbir ses o sesten daha acımasız değildir. İnsan hariç hiçbir canlı acı çektiğinde kendine kızmaz. Korktuğunda kendini aşağılamaz. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman kendini suçlayıp cezalandırmaz.
İşte sizlere bugün bahsedeceğim öz şefkat araştırmaları da bilhassa zihnimizin içindeki o eleştirel iç sesten bahsediyor. Peki nedir öz şefkat? Öz şefkat çok basitçe kişinin kendine de sevdiği, değer verdiği birine davrandığı şekilde davranması demektir. Kişinin kendine de bilhassa zor durumlarda, acı çektiği durumlarda ihtiyacı olan anlayışı, kabulü, şefkati vermesi demektir. Fakat maalesef öz şefkat çoğumuza yabancı gelir. Çünkü maalesef çoğumuz korkutmanın, cezanın, eleştirilmenin çok sık kullanıldığı ortamlarda büyüyoruz. Mesela burada herhalde 2000 kişiyiz. Kaçınız çocukken bir davranışınızı değiştirmeniz konusunda korkuyla motive edildiniz? O tabağındaki yemekler bitmezse bir daha sana yemek vermem. Arkandan ağlar. Benim için bu çok korkunç. Yemeklerin arkamdan ağlaması mesela. Ya da kaçınız kontrolü elinizde olmayan duygu ve düşünceleriniz yüzünden utandırıldınız? Çocuğum, nereden geliyor aklına böyle saçma sapan düşünceler? Düşünme. Korkma evladım. Ne var korkulacak bunda? Tanıdık geliyor mu? Ebeveynlerimiz bize bu şekilde konuştukça biz de kendimize bu şekilde konuşmaya başlarız. Çocuklar aynı zamanda gözlemleyerek de öğrenirler. Direkt olarak eleştiriye maruz kalmanız gerekmez. Eğer büyüdüğünüz ortamda kendini sıkça eleştiren biri varsa, onu gözlemleyerek onun davranışlarını da kopyalayabilirsiniz. Bakın, kültürün de çok önemli bir payı vardır. Atlamak istemiyorum. Atasözlerine kulak verelim. Bu coğrafyada kızını dövmeyen dizini döver diye bir atasözü var. Bu atasözünde denmek istenen şu. Yarın bir gün evladım bir hata yapar, üzülür, sıkıntı çekerse sen de çok üzülürsün. Şimdi bu kadar güzel bir niyet. Ancak bu kadar berbat bir şekilde özetlenebilir. Yani ya sevdiğimiz birini dövüyoruz ya kendimizi dövüyoruz. Çünkü başka yolu yok hatalarımızdan ders alabilmenin. Hadi kökenlerini anladık. Peki bu içimizdeki agresif, cezalandırıcı, yargılayıcı iç sesin amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Mesela annem beni o şekilde acı çekerken gördüğü zaman bana neden öyle sert bir tepki vermişti? Beni sevmediğinden mi? Hayır, bakın kendisi şuralarda bir yerlerde oturuyor, çok göremiyorum ama bu dünyada beni o kadından daha fazla seven kimse yok. Peki benim daha fazla acı çekmemi istediğinden mi? Hayır. Zeynep, aklım yerinden çıktı o halde seni gördüğümde, dedi bana yıllar sonra bu olay üzerinde konuştuğumuzda. Bir de baktım ki kaskını da takmamışsın. Çocuğum, ya daha kötü bir şey gelseydi başına, ben o zaman ne yapardım? Annem korkmuştu. Ve beni daha temkinli olmaya davet ediyordu. Beni korumaya çalışıyordu ve bunu da bildiği tek yolla yapıyordu. Kızarak, korkutarak, suçlayarak. İşte içimizdeki eleştirel iç sesin de amacı aynı. Bizi korumaya çalışmak. Bizi güvende ve hayatta tutmak. Çünkü o da korkuyor. Hata yapmamızdan, başarısız olmamızdan, yalnız kalmamızdan, acı çekmemizden korkuyor. O yüzden cezamızı çekelim istiyor ki bir daha aynı hatayı yapmayalım. Korkalım ki bir daha temkinli davranalım. Yine aynı acıyı yaşamayalım. Herkeslerden önce hatamızı, eksiğimizi o bulsun ki kimselere öyle hazırlıksız yakalanmayalım. Bizim canımız öyle kolay kolay yanmasın. İşte o yüzden bir yanım kendime nasıl daha fazla şefkatle davranacağımı öğrenmek için yanıp tutuşurken bir yanımda bir direnç gösteriyordu öz şefkate karşı. Çünkü kendime şefkat gösterirsem hata yapacağımdan korkuyordum. Dahası o yaptığım hataların umurumda olmayacağından korkuyordum. Şımarık biri, bencil biri, dahası tembel biri olacağımdan korkuyordum. Zaten ertelemeye çok meyilli bir insan olarak ben nasıl motive edebilirdim ki kendime şefkatle davranırsam? Buraya nasıl geldiysem, hani çok matah bir yer değil belki ama hani neler başardıysam onu içimdeki eleştirel iç sese borçlu olduğumu zannediyordum.
bu kadar büyük bir direnç gösterdiğimi katıldığım ilk öz şefkat atölyesinde fark ettim. İşte teorik eğitim bittikten sonra grup liderimiz günü bir meditasyon egzersiziyle kapamamızı önerdi. Geçirdi hepimizi rahat bir pozisyona, gözlerimizi kapattı, klasik şeyler bunlar. Ondan sonra şöyle hepimizi rahat bir pozisyona geçip gözlerimizi kaparken meditasyonun ikinci, üçüncü dakikasına doğru grup liderinden şöyle bir yönerge geldi. Şimdi eğer sizin için de uygunsa bir elinizi alın ve avucunu nazikçe kalbinizin üzerine yerleştirin. Hayda. Hani aldın mı benim eleştirel ses sazı eline? Şaka herhalde. Hani yapmayacaksın öyle bir şey değil mi? Ya senin arkadaşların ders veriyor, makaleler yazıyorlar, araştırmalar yapıyorlar, biraz kassalar profesör olacaklar. Senin burada işin ne? Ne yapıyorsun sen? Şöyle kapalı olan gözlerimden bir tanesini açtım, etrafa bakıyorum. Herkes koymuş mu elini kalbinin üstüne? Ben hariç. Kiminin gözlerinden yaşlar falan akıyor. Ama mümkün değil, benim elim çok yadırgıyor kalbimin üstünde olmayı. Bu sefer de başladı mı? Ya bu kadar basit bir şeyi bile yapamıyorsun, inanamıyorum sana, acınacak durumdasın. Zaten ben o kadar girmişim ki o içsel diyaloğumun içine, anca meditasyon çanının çalıp bitmesiyle kendime geldim. Sonra herkes yavaş yavaş toparlanmaya başlarken grup liderinin yanına gittim, kendimi tanıttım. Dedim ki, hocam bakın sakın yanlış anlamayın ama bu son yaptığımız egzersiz bana biraz böyle hani saçma geldi, komik geldi açıkçası. Ben daha bilimsel bir şeyler arıyorum. O yüzden ben elimi kalbimin üstüne falan öyle şeyler yapamadım. Yüzünde böyle çok sıcacık bir gülümsemeyle bana çok doğal bir tepki veriyorsun dedi. Çünkü alışkın olmadığın bir şey deniyorsun. Ve sonra kıymetini her geçen gün daha iyi anladığım ve kendime sıkça hatırlatmaya niyet ettiğim bir şey daha söyledi. Ama dedi bazen zihnine komik veya saçma gelen bir şey bedenine iyi gelebilir. Dilersen bir şans daha ver. O akşam döndüm eve. Bize kendi kendimize uygulamamız için verilen meditasyon CD'sini taktım bilgisayarıma, açtım yoga matımı, oturdum ortasına, gözlerimi kapadım ve zihnimin tüm eleştirileriyle birlikte, merakla birlikte ne olacağına dair aldım o elimi ve yadırgaya yadırgaya kalbimin üstüne koydum. Meğerse egzersiz şöyle devam ediyormuş. Şimdi farz edin ki o kalbinizin üzerindeki el size değil de başka birine ait. Anlayışlı, duyarlı, bilge, şefkatli birine ait. Sizin ne kadar üzüldüğünüzü, ne kadar korktuğunuzu, ne kadar endişelendiğinizi bilen birine ait. Artık daha fazla acı çekmenizi istemeyen birine ait. İyi olmanızı, güvende olmanızı isteyen birine ait. Ne yapmış olursanız olun, sizi tüm hatalarınızla, tüm kusurlarınızla birlikte kabul eden, dahası seven birine ait. Şimdi o elin sahibi, bu zor anınıza ortaklık ederken, size neler söylesin isterdiniz? Tam da şu anda ne duymaya ihtiyacınız var? Ev bildiğim yerden kilometrelerce uzakta, New York'ta tek başıma yaşadığım küçücük evimin salonunun ortasında bir mor yoga matının üstünde hüngür hüngür ağlamaya başladım. İçimden yumuşacık bir ses bana, yanındayım diyordu. Geçecek. Sen elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. O günden sonra pılımı pırtımı toplayıp Hindistan'a yerleşmedim. Vegan olmadım. Bir ağacın altında oturup günümün yarısını meditasyon yaparak geçirmedim. Çünkü benim aradığım nirvana'ya ulaşılamıyormuş. Ama o günden sonra bir şey değişti. Çünkü ben o gün elimi aldım ve kalbimin üzerine koydum. Ve kendime normalde hiç söylemeyeceğim şeyleri, aylardır, belki yıllardır başkalarından duymak istediğim şeyleri kendi kulağıma fısıldadım. Ve bu benim kalbimi açtı. Bu bende fizyolojik bir reaksiyona sebep oldu.
Bunun bilimsel bir açıklaması olmalıydı. Ve o günden sonra ben, psikolog Paul Gilbert ve Kristin Neff sayesinde özşefkatin bilimsel yönünü araştırmaya başladım. Meğerse bizim zihnimiz mutluluk için tasarlanmamış. Bizim zihnimiz bizi hayatta tutmak için tasarlanmış. Ve bizi hayatta tutan iki mekanizma var. Bunlardan birincisi tehdit ve savunma mekanizması. Bu mekanizma herhangi bir tehlikeyle veya tehditle baş başa kaldığımız zaman aktive olur. Örneğin size doğru hızla gelen bir arabanın kornasının sesini duyduğunuz zaman. Ve vücudumuzda bir takım değişiklikler oluşmaya başlar. Sempatik sinir sistemimiz devreye girer. Vücudumuz adrenalin ve kortizol hormonları salgılamaya başlar. Kalp atışlarımız hızlanır, solunumumuz hızlanır, kaslarımız gerilir. Aynı zamanda zihnimizde de bir takım değişiklikler olmaya başlar. Muhakeme yetimiz örselenir. Farkındalık alanımız daralır. Tüm bu değişiklikler bizi o tehdit olarak gördüğümüz şeyle savaşmaya veya ondan kaçmaya hazırlar. Fakat bu mekanizma yalnızca fiziksel bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımızda devreye girmez. Tehdit ve savunma mekanizmamız duygusal bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımızda da devreye girer. Ve kendimizi acımasızca eleştirdiğimizde, kendimizi acımasızca konuştuğumuzda yaptığımız kendimize duygusal bir saldırıdır. Bizi hayatta tutan ikinci mekanizma ise tüm memelilerde, insanlar dahil tüm memelilerde görebileceğimiz yatıştırma ve bakım verme mekanizmasıdır. Memeli bebekler doğduklarında bakıma muhtaçtırlar ve hayatta kalabilmesi için en fazla bakıma muhtaç duyan memeli türü de insandır. Ve bizim sütten çok daha fazlasına ihtiyacımız vardır hayatta kalabilmek için. Bağ kurmaya, sıcaklığa, temasa ihtiyacımız vardır. Memeli ebeveynler bebekleriyle bağ kurmaya, onları yatıştırmaya programlıdır. Ve işin en tatlı yanı da memeli bebekler de kendilerini güvende hissetmek için ebeveynleriyle bağ kurmaya programlıdırlar. Bu sistem aktive olduğu zaman sempatik sinir sistemimiz devre dışı kalır. Parasempatik sistemimiz devreye girer. Vücudumuz oksitosin adında bir hormon salgılamaya başlar ki bu hormon sevdiğiniz biri size sarıldığında salgıladığınız hormondur. Kalp atışlarınız yavaşlar, solunumumuz yavaşlar, kaslarımız gevşer. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakabiliriz. Çünkü yatışmışızdır artık. Kendimizi acımasızca eleştirdiğimizde tehdit ve savunma mekanizmamız devreye girer. Kendimize şefkatle yaklaştığımızdaysa bakım verme ve yatıştırma mekanizması. Bakım verme ve yatıştırma mekanizmasının kapısında üç şey aralar. Bu iyi bir haber bakın. Çünkü eğer sizin de zihniniz benimki gibi şefkate gitmekte direnç gösteriyorsa bu üç şeyi kullanıp bedeninizi şefkate götürebilirsiniz. Nazik bir dokunuş, fiziksel sıcaklık, yumuşak bir ses tonu. İşte o şefkatli el egzersizi benim için bu yüzden o kadar kuvvetliydi. Çünkü bu saydığım üç şeyin üçü de bir aradaydı. Benim yatıştırma ve bakım verme mekanizmamı aktive etmişti. Peki kimdi o sözleri söyleyen bana içimden? Bana o şefkati, anlayışı veren kimdi? İşte o benim şefkatli yanımdı. Biz şefkat vermeyi sandığımızdan çok daha iyi biliyoruz. Sevdiğimiz biri acı çektiğinde ona ne söylersek iyi gelir, ona nasıl yaklaşsak iyi gelir çok iyi biliyoruz. İçimizdeki bu kaynakları kendimiz için de kullanabiliriz. Eğer siz de öz şefkate bir şans vermek isterseniz, bir dahaki sefere acı ziyaretinize geldiğinde ondan kaçmak, onu dönüştürmeye çalışmak veya acı çektiğiniz için kendinize kızmak yerine belki bu üç şeyden yararlanıp elinizi götürüp kalbinizin üzerine, acınıza da yüzünüzü dönüp kendinize şu an zor bir an, kendime nasıl yardımcı olabilirim diye sorabilirsiniz. Bu soru yumuşak olduğu kadar cesurdur da aynı zamanda. Çünkü acının varlığını kabul etmek, ona yer açıp onunla birlikte harekete geçmek cesaret gerektirir. Öz şefkat hem nezaket hem cesarettir. Öz şefkat herkesin acı çektiği, acının kaçınılmaz olduğu bu hayatta kendi kendimize destek çıkmaktır.
kendi elimizden tutmaktır. İşte bu yüzden öz şefkat hem paylaşılmaya hem de inanın şans verilmeye değer bir fikir. Çok teşekkür ederim.